yaptığı asıl hedef ne? Bir sıfırlama, reset getirmek zaten dünyaya. Bir sistem ya da bizim ülkemizde olabilecek bir terörist saldırı sırasında elektrikler kesilirse ne olur? Bunu hiç hesap etmiyorlar. Ülkelere zarar vermek için güneş patlamasından kaynaklanmasa bile bu elektrik kesintilerini kendileri yapabilirler mi? Kasıtlı ya da olağanüstü hava şartlarıyla olduğunu düşündüğümüzde telafisi mümkün olmayan, çocuğunuza ulaşamadınız, eşinize ulaşamadınız, iş yerinize ulaşamadınız. Efendim, Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine çıkışta çok değerli bir konuğumuz var. Berk Balbay, araştırmacı yazar. Berk Balbay bizlerle birlikte olacak. Zaman zaman güncel konuları değerlendiriyoruz kendisiyle fırsat buldukça. Bugün yine o güncel konulardan birine değineceğiz. Biliyorsunuz ki son günlerde Kübra dizisi gündemde, senaryoda yer alan bazı noktalar var. Onlara da değineceğiz. Özellikle elektrik kesintileri, yapay zeka ve tabii ki daha öngörülen pek çok şey var. Berk Balbay, hoş geldin. Hoş bulduk. Yine son günlerdeki bir dizi, Çağatay Ulusoy'un çok güzel de oynamış. Buradan onu da kutlamak gerekiyor. Çok önemli bir dizi, Kübra dizisi var. Dizide özellikle elektrik kesintileri, büyük metropollerde elektrik kesintileri yaşanacağı zaman, özellikle İstanbul'da uzun süre yaşanacak elektrik kesintileri de ne yapılacağı konusunda çaresizlik ortaya koyuluyor. Şimdi senin de daha önceki yayınlarda söylemiş olduğun güneş patlamaları ve bunun etkileri arasında uzun süren elektrik kesintileri yaşanacak demiştin. Neler söylemek istersin bu konuda? İsterseniz önce oradan başka bir yere gidelim. Tabii. Bu güneş patlamalarıyla olacak olanı zaten sizinle beraber defalarca anlattık. Güneşin elektrik hatları üzerinde, elektrik hatları nedir? Elektronları ileten, yani dolayısıyla elektron vasıtasıyla enerjisini ileten kablo sistemleri, enterkonnekte sistemler. Bunlar bizim ülkemiz için değerlendirirsek, İran'dan girip Bulgaristan'dan, benim şu anda bulunduğum 5 kilometre sonra Bulgaristan olan alandan ülkeyi terk eder. Bu alan tüm dünyada İpek ve Harat yolu gibi birbirine bağlıdır ve kim ne üretiyorsa fazlasını bu hatta verir, kim ne kullanıyorsa bunun parasını fazla üretene öder. Bu sistemdir. Güneş patladığında, ki bugün yine bir patlama oldu, bunun etkisini pazartesi günü göreceksiniz. NASA bile NOAH, yani NOAH şeklinde değerlendirilen afet formunda bir genel yayın yapmaya başladı artık. Önemli bir patlama mı Berk Balbay? Bugün yaşanacak patlama önemli bir patlama mı? Korona bir kütle atımı oldu aslında. Patlama demeyelim de güneşten bir kütle atıldı dışarıya ve bu aşağı yukarı hızından dolayı pazartesi sabaha karşı 8'den, yani bu sabah, önümüzdeki sabah 8'den gece 22'ye kadar dünyanın bütününü etkileyecek ve onların öngörüsünü söylüyorum, benimkini değil. Depremsellik, volkanik hareketler ve atmosferik olaylarda aşırılık bekleniyor. Dolayısıyla bunlar daha hafif olaylar. Bunlardan herhangi bir tanesi enterkonnekte sistemdeki kablo sistemlerine ya da cihazlarımıza, yani içinden kablo ve devre geçen her şeye etki ettiğinde bu sistemler konumlanma durumunu boşaltıyorlar. Yani off konumuna geçiyorlar, kapalı hale geliyorlar. Ne kadar çok yıpranırsa, ne kadar büyük bir güneş patlaması olursa buradaki deformasyon, yani arıza daha büyük oluyor. Giderilebilirliğinin süresi artıyor. Peki bundan da vazgeçtim. Yani bunlar, onlara komplo teorisi gelebilir. Ya da bazıların dediği gibi güneş her zaman patlıyor, aman sen de, ne olacak ki, vazgeçtim bunlardan. Hani güneş onlara göre sadece güneş kremiyle idare edilecek bir cisim olsun. Terörist saldırıları hatırlayın. Herhangi bir terörist saldırı sırasında bir ulusal şebeke sistemine, sadece bize değil ha, bakın, Romanya'da, Bulgaristan'da, İran'da, Afganistan'da olabilecek olan bütün olağanüstü, bizi etkileyecek olan sistemden bahsediyorum. Bir sistem ya da bizim ülkemizde olabilecek bir terörist saldırı sırasında elektrikler kesilirse ne olur? Bunu hiç hesap etmiyorlar. Her şeyinin elektriğe bağlı olduğu bir dünyada yaşıyorsun. İletişim, ulaşım, haberleşmenin dışında ticari haberleşme diyelim ona. Alışveriş, kalp, böbrek, hastane, teknoloji, güvenlik, her şey bir anda gitti. Otorite bozukluğu oluştu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
İşte bu dizi bunun. Daha önce bunun Amerikan ve İngiliz versiyonları yapıldı. Hani dizi mutlaka bunun dışında bir şekilde davranıyordur tahmin ediyorum ama bu senaryolar çok önceden 10 yıldır kullanılan senaryolar ve Türk dizilerine de artık bunun geliyor olması ve bu şekilde güzel anlatılıyor olması da ayrı bir durum. Yani biz bunun farkında, biz size söylemiştik ya da alın bakın biz daha önceden söylemiştik gibi bir yani göstermeyle bir yerlere gitmeye çalışıyor. Yani Berk Balbay, bunu sadece bir dizi olarak görmemek gerekiyor değil mi? Bu Kübra dizisini sadece dizi olarak görmemek gerekiyor. Bazı önemli noktalara üzerinde durarak hayatta yaşanabilecek olaylar arasında olduğunu da bilmek gerekiyor. Sercan Bey, şöyle diyelim. Bizi izleyen ya da bilim insanlarını izleyen kitle o dizileri izleyen kitle değil. Ya da biraz haberimiz oluyor diyelim. Hadi bizler haberdarız. Bir grup insanın haberdar olabilmesi için de bu diziler vasıtasıyla evet olacak olanlar anlatılıyor diyelim. Orada da zaten bir terör saldırısının da bu şekilde, yani bir terör saldırısında da elektrik sistemleri hedef alınabilir mi ilk olarak? Tabii ki içme suyu şebekesi ve elektrik sistemlerini hedef aldığınızda tüm dünya kilitlenir, bu kadar basittir. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2012-2013 yılında Bursa'daki Enterconnect'te, sanayi alanındaki Enterconnect'te sistemde bir arıza. 2 sene evvel Isparta'da benim memleketimdeki bir arıza günlerce Isparta'yı kilitledi. Bursa'daki arıza İzmir'den Edirne'ye kadar ki Enterconnect'te sistemi tamamen felç etti ve 40 milyona yakın insan 36 saat elektriksiz kaldı. Sistem tamamen felç oldu. Bakın bu küçük bir arızaydı sadece. Yani bunun kasıtlı ya da olağanüstü hava şartlarıyla olduğunu düşündüğünüzde telafisi mümkün olmayan ve demin saydığım sebeplere, sonuçlara getirecek olayların yaşanması tabii ki muhtemeldir. Çocuğunuza ulaşamadınız, eşinize ulaşamadınız, iş yerinize ulaşamadınız telefonla ya da iletişimle. Markete gittiniz, sistemler çalışmıyor, alışveriş yapamadınız. Neyle gideceksiniz? Hoş, o da başka bir dava. Benzin, mazot alamadınız arabanıza ve kendinizi güvende tutamadınız. Yağmacılar başladı. Bu tüm dünya için geçerli. Bu normal şeyler değil bunlar. Yani yaşandığı zaman Amerika'daki bir fırtına sırasında sadece 24 saat iletişim ve güvenlik kesilip sel baskını dolayısıyla güvenlik kuvvetlerinin gelememesinden dolayı koskoca bir şehri yağmaladılar. 24 saat sadece. Evet. Berk Balbay, şimdi şöyle bir durum da var. Biliyorsun, kehanetler ortaya atılarak bazı yapılmak istenen şeyler yapılıyor. Özellikle dünyayı yöneten güçler deniliyor. Küresel güçler denilebiliyor. O sayılısı belli olan aileler deniliyor. Bunlar kehanetleri ortaya atarak, kehanetleri yazarak tabiri caizse yapmak istediklerini yapıyorlar. Şimdi öngörülerimiz arasında güneş patlaması ve bunun etkileri var. Güneş patlamalarının yaşanacağı, yoğun yaşanacağı dönemlerde elektrik kesintilerinin olabileceği, sizler de söylüyorsunuz. Şimdi bazı üst akıllar dediğimiz o kişiler bu güneş patlamalarını da fırsat bilerek terör eylemleri için veya ülkelere zarar vermek için güneş patlamasından kaynaklanmasa bile bu elektrik kesintilerini kendileri yapabilirler mi? Tabii ki yapabilirler. Zaten terör olayı dediğiniz nedir? Bütün teröristleri bunlar besliyorlar. Bizim başımıza yıllardır musallat olan örgütlerin tamamı bu batılılar ya da üst dediğiniz yönetici tabakasının elinden çıkmıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etmedi mi defalarca? Evet. Yani aslında bu adamların bizimle bir derdi yok ya da özgürlükleriyle, ufuklarıyla bir dertleri yok. Bu adamlar, onların maalesef uşağı ve köpeğiler ve bunun sonucunda bir takım eylemler yapıyorlar. Ve bu üst akıl dediğiniz ya da bir ileri seviyedeki, nereden geldiği veya ne kadar büyük olduğunu bilmediğimiz, nereden yönetildiğini de bilmediğimiz, bunların da yöneticileri var. Bu üst akıl dediğimiz kimlik birilerini kullanarak ya da doğa olaylarını bahane ederek evet bu olayları coşturmak isteyecekler. Çünkü asıl hedef ne? Bir sıfırlama, reset getirmek zaten dünyaya. Hani güneş zaten patlayacak. Diyelim ki yapacağı etki 5 tokat gücünde olsun. Ya bu 5 tokat bu dünyaya yetmez.
bir 15 tokatta biz atalım diyerek bir şey yapabilirler, çalışma yapabilirler. Gayet normaldir. Her şey planlı ve bunun da evet alıştıra alıştıra yapıyorlar. Vay be, daha önce söylemişlerdi adamlar. Helal olsun, biz tedbir almadık. Belki de oraya getirebilirler. Biz bunun gayet insani olanını ve bilimsel olanını söylüyoruz. Güneşin ve doğanın yapabileceklerini biz anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu emperyal yukarı güçlerin ne yapabileceği ve ne yapmayı hedefledikleri onların elinde. Evet, bu diziler de bunların birer aynası olabilir. Çünkü film sektörü, bazen o film grubu, bilim grubu denilen yerler ve politikacı, aydın diye geçinen ya da profesör, doçent, bilmem ne diye geçinen, bilgili olarak önünüze atılan adamlar, bunların hepsi şaklabanı veya kuklası. Satın alınmış insanlar. Onlar ne derse onu yapıyoruz zaten. Yani avam olarak konuşuyorum. Herkes bunu yapıyor. Telefonunuzun önüne düşüyor, yapıyorsunuz. Reklam arasında yapıyorsunuz. Müsabakası seyrederken, moda defilesi seyrederken, internette belgesel seyrederken önünüze geliyor. Hepimizi zehirlemek için, bilinçaltımızı etkilemek için bunlar yapılıyor ve bunların amacı zaten bu. Maalesef. Şimdi de Berk Baba, ilk başta söylemiştim programın başında, güneş patlamaları bu gece, yani pazar gecesi çekiyoruz şimdi biz bu yayını. Pazartesi günü etkilerini göreceğiz demiştin. Şimdi daha önceki konuşmalarından da hatırlıyorum. Ufak depremler olabilir demiştin ve onlar yaşandı. Keza volkanik patlamalar, volkanik hareketlenmeler. Şimdi baktığımız zaman volkanik hareketlenmeler ve deprem açısından önemli günler içerisinde miyiz? Bence öyle, ama ben büyük depremselliği ayın 26'sı gibi bekliyorum. Dünya için bekliyorum, bizim için de bekliyorum. Çünkü bir devinim döngüsü var. Bu ben bir elektronik yüksek mühendisi şapkasıyla söyleyeyim bunu. Hani diğer mesleklerimi bilmiyorlar belki vatandaşlar, ama elektrik elektronik yüksek mühendisi olarak söyleyebileceğim tek şey şu. Güneşteki aktivite. Astrologların söyledikleri beni çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü benim bilim inancım farklı. Bir takım etkileşimler, ayın konumu, bizi yakından etkileyebilecek gezegenler, Venüs ve Mars'ın konumu, çekim kuvvetleri, dünyamızın presesyonu yani yatım şekli yakın zaman içerisinde bize bu güneşteki patlamayla beraber coşkulu bir dönem yaşatacak gibi görünüyor. Tarih vermek veya şiddet vermek veya yer söylemek mümkün, tam olarak mümkün değil, ama aşağı yukarı bir şeyler söyleyebilirsek, zaten depremselliğin nerede olduğunu anlatmıştım. Ben tarihi olayların ve dünyamızın çehresini değiştirecek olayların Girit, Kıbrıs ve Yunanistan üzerinde bizim yakın coğrafyamızda olabileceğini söylüyorum. Ülkemizde de basit depremler ve küçük depremler var. Marmara Denizi'nde de var ama çok etkili değiller, İstanbul'u eğer konuşuyorsanız, ama bir Marmara bölgesini konuşursak ülkenin yarısı burada yaşıyor. Evet. Bir döneme girdik. Şöyle anlatayım. Güneşin döngüsü ve gezegenlerin etkileşim dönemleri sıraya girdiler. Önümüzdeki 6 ayın içerisinde, özellikle 6. aya yaklaşırken, yani Haziran sonu, ben onu Aralık olarak kabul ediyorum, söylüyorum bu söylediğimin başlangıcını. Çünkü 21 Aralık'ta başlamıştı bizim 5.9 aylık döngü sistemini ölçümlememiz. Bakın bunlar bilimdir. Yani bizim teorilerimiz veya uydurma bir şeyler veya sanal bir teorem değildir. Bunlar ispatlanmış ve döngüsü devam edendir. Ne kadar yüksek ya da ne kadar az şiddetli olacağını sadece bekleyip görebiliriz. Ama bu döngüler gerçekleşirler. Bu 5.9 aylık döngünün içerisinde bir de 2.8 aylık döngüler vardır. Biz bu döngünün orta noktasına, tepe noktasını açtık, orta noktayı tepe noktasına doğru gidiyoruz. Yakın zaman içerisinde Ocak işte son haftası, Şubat'ın ilk yarısı içerisinde bir şeyler görürüz, yaşarız. Olağanüstü hava olaylarını zaten yaşayacağız, bunu göreceksiniz. Arkasından Mart gibi bir takım hareketlilikler. Ve evet, Haziran Temmuz ayında bir yoklama, 2024'ün Kasım'ında yine büyük bir yoklama. Bunlar, bakın,
tahmin olarak değil. Yani zamanı gelen nükleer füzyonun ve manyetik yüklerin artış çizelgesine dayalı olan ölçümleme ile aşağı yukarı denk getirmedir. Ölçüm yapıyoruz biz. Bunlar özellikle coğrafyamızı ve yakın coğrafyamızı ve inşallah bizden biraz uzak olsun Amerika'yı, özellikle Amerika Birleşik faşistlerini etkileyecektir. Zaten San Andreas fayını hep sıkça dile getiriyorsun sen de. O fayın da kırılma zamanı geldi herhalde. Geldi. Yani Kıbrıs, Girit fay hattı gibi orasının zamanı geldi. Dönemi öydü çünkü. Önce Kahramanmaraş olur. Dünyanın sayılı depremlerinden biridir. Gerçekleştikten sonra 60 yılın içerisinde dünyada acı çekmeyen toplum kalmaz. Bu nettir. Olmuş. Bundan önce de böyle olmuş. Ve ülkemiz içerisinde de evet devam eden fay hatları var. Sivas'ta var, Kütahya'da var. İşte Yedisu fay hattı var. Hakkari yani seyredin ya. Irak Türkiye sınır attı. İran Türkiye sınır attı. Suriye Türkiye sınır attı. Rakka. Şimdi oralara Lübnan, oralara doğru da giden bir hat var. Ve Karadeniz kıyısında da acayip şeyler olmaya başladı. Bolu'da fay hattı oluşmadan gezen bir toprak grubumuz vardır. Hocam söyler bunu Şener Üşümezsoy. Stres birikmez orada, o sürekli kayan bir topraktır. Çok değişik bir şey orası. Hani bir toprak parçası gölün üzerinde yüzüyor ya, hani salla geziyoruz falan. Bunun gibi koca bir şehri düşünün. Koca bir toprak kütlesini düşünün. Mağmanın üzerinde kırılmadan yüzüyor. Buralarda bir şeyler var. Bigadiç, Manisa taraflarında bir şeyler var. Yani ülkemizin her yeri aslında kaynıyor ama bunlar küçük küçük şeyler. En büyük tehlike Alaska. Amerika San Andreas fayı evet aşağıya Şili'ye kadar ki ve Kamçatka bölgesinde yeni fayların olduğu, yani ateş çemberi dediğimiz dünyanın kafatasındaki her yer zangırdıyor şu anda. Bunun bütün her şeyini göreceğiz. İnşallah biz kötü günler, kötü depremler yaşamayız önümüzdeki süreç içerisinde. İnşallah. Berk Balbay, ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde yine çok önemli konulara değineceğiz. Özellikle elektrikli araç kullananlar, elektrikli araç alanlar, önümüzdeki dönem içerisinde iklim değişiklikleri, güneş patlamalarının etkileri ve sonrasında yaşanacak bir takım olaylar, teknoloji acaba sonumuzu mu getiriyor diyeceğimiz anlar yaşanacak mı? Hepsini Berk Balbay'la konuşacağız. İlk bölümün sonuna geldik. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.